adım adım yaklaşırken hedefe işi acık büyütmek gerekiyor. Bir tane minibüs alam diye karar verdim. İçine pişirme düzeneği, ocak mocak, kızartma şeysi falan ne varsa Gurem. Evet, bilmez miyim canım? İzmir'in en iyi televizyon kanalısınız. Evet. Rukiye Hanım. Aa, cep telefonunu veremem, kusura bakmayın. Buyurun, ben menajeriyim aslında kendisinin. Bana anladın lütfen. Eylül seninle çok mutlu, bunu görebiliyorum. Ama kafası hala karışık. Aramızdaki ilişkiyi hissediyor ama böyle bir şey yokmuş gibi davranıyor. Onu buna alıştırmalıyız. Buyurun o zaman Teo Bey. Biz sizi ofise alalım. İsterseniz arabayı alayım ben. Yok, Sabine Hanım yürümek istiyor. Ha, annesi de geldi. Onlarla beraber. Marika Hanım. Teo Bey, Marika Hanım bizde şu anda. Annemlerle kahve içiyor. Anam, görüyor musun sen? Şaştım kaldım. Kimi diyor? Gitmeyin komsi. Kimi diyormuş? Ama az bir kısmı. Gavur bunlar, defolsunlar. Bu evi satmışlar hiç kurusa. Babama. Hasibe istifa etti Rukiye Hanım. Mektubu da burada, buyurun. Aa, bu kadarcık mı? Evet, bu kadarcık. Ben size 5 dakikada komple teşekküllü bir eleman bulurum buraya, ne olacak? Siz Hatice'yi bırakın da neticeye bakın. Ben kanala geri dönüyorum, siz ne diyorsunuz? Buradan giderlerken 15 yaşındaymış ya, 18'inde bir Türk gencine gönül vermiş. Ona bir mektup bırakmış bu odada. Bir tahta vardır, basıncaz gıcırdar. Böyle tuğla büyüklüğünde bir şey. Ah, sigarasın çabuk. Anacığım, bu benim anam Eleni. Kayfaltı ettin mi? Ettim, daha doğrusu ettik. Annem Suat abi ben. Ha, nerede ettiniz? Evde. Sizin evde mi? Evet. Suat abi artık bizim eve yerleşti, bizde kalıyor. Eylül'cüm, sen herhalde sabah akşam birbirine karıştırdın. Tabii sen erken yatıyorsun. Annenle Suat abin çalışıyorlar o saate kadar. Hani sabah da Suat abin sizi almaya gelince sen tabii akşam evde kaldı falan zannediyorsun. Olabilir. Ben daha küçüğüm ya, ondan. Daha ne kadar çırpınacağınız merak ediyorum kapının önünde. Evet, ben de. Sen hemen salona geç bakayım. Ben bir telefon edeceğim annene. Kötü bir şey yaptım değil mi? Evet, yani demeyeceğim tabii de, yani tatsız oldu diyelim. Halledeceğiz ama ne yapalım? Sen geç hemen. Televizyonda aç, geliyorum ben. Geliyorum ben. Acık sonra hazır olacak Rıza. Sen şimdilik böyle idare et. Patladı olay. Ne patladı Hafize abla? Hepinizde biliyordunuz değil mi? Sakın korumayın onu bana. Amcam mı bağırıyor öyle? Ne oluyor ya? Evet, hatta kükreyiyor. Hüsniye'cim, o sizin büyük evgi var ya, o bizde kalmış. Hani bizimki kırıldıydı da sizden istediydik. Biz aldık yenisini, sana getiren ben bugün. Ne kevgiri Hafize abla ya? Evet, az bir bekleteceğim seni kevgir için canım. Şimdi açıklaması geliyor. O gevgir biz oluyoruz çünkü Rıza abim hepimiz delik deşik edecek. Ay, ne oldu gene? Ne oldu, niye biliyormuşuz? Çarptı, çayı çıktı. Bir dakika şimdi canım, ben iki tarafa da yetişemiyorum haliyle. Yani izah edeceğim, iki taraf da aynı anda dinlesin beni. Şimdi Eylül Hanım ağzından büyük bir bakla çıkarttı. Suat sizde kalıyormuş. Dost hayatı gibi sanki. Ve ne? Rıza abim de bunu duydu. Hayır tabii, çocuk da o duysun diye demedi. Of, görmedi geldiğinde ondan. Tamam, ben geliyorum şimdi. Arka sokaklardan dolaş ha. O senin geldiğin yoldan Rıza abim sana doğru geliyor olabilir. Karşılaşabilirsiniz. Tamam. Oh. Evet hanımlar, durum bu. Konağın bugünkü problem gündemini açıkladım. Buyurun bakalım, ne edeceğiz?
Ay yok canım, yok kurban oldum. Eylül, gel, ağlama kuzum. Gel, gel. Oh kurban oldum. Ağlama kuzum. Olcay'a bak. Modernliğin bu kadarını bizim köhne tekne kaldırmaz. En baştan dedimdi ben. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum kızım. Ben odaya inip delirene kadar defile kostümü dikmek istiyorum. Alo Suat. Ayla. Amcam ilişkimizi öğrenmiş. Yani tabii biliyor gibiydi de. Hani ilişkimizin ilerlediğini. Bizde kaldığını öğrenmiş işte. Delirmiş gibi bizi arıyor olabilir şu anda. E ne var? Ne olmuş bunda? Konuşmak istiyorsa konuşuruz. Suat, onun ilk baştaki konuşması konuşma olmuyor biliyorsun. Direkt kavga oluyor. Üstünden biraz zaman geçmesi lazım. Bırak bir süre gözüne gözükmeyelim. İlk siniri geçsin, ondan sonra konuşuruz. Bizim için daha iyi bu. Yani ikimiz için. Bizim ikimizin amcanın onayına ihtiyacı yok. Biliyorum. Sadece tatsızlık olmasın, sinirlerimiz bozulmasın diye söylüyorum. Tamam, peki. Dükkanda mısın sen? Evet. Tamam, çık o zaman. Tamam. Meseret, birazdan Rıza Bey gelecek. Sen beni hiç görmedin, tamam mı? Tamam. Evet, iş resmiyete dökülecek demek ki. E ister ama artık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bugün yoğunum, araba kullanmaya gidecek vaktim yok, haberin olsun. Hah, gel içerideyiz. Başka nerede olacaktınız zaten Rukiye? Ayağımız debriyaja basılı. Kontağı çeviriyoruz. Hı hı. Hafiften böyle gaza basıyoruz. Ne oldu? Ne? Araba çalıştı. Hı hı. Sonra? El frenini indir. İndir. Sonra? Vitesi bire tak. Bir saniye göstereyim. Vitesi böyle... Debriyajı bırakırken ne yapıyoruz? Hafifçecik gaza basıyoruz. Neredeler? Kimler? Kimler olacak be? Ayla ile Suat. Bilemiyorum, daha gelmediler. Nasıl gelmediler be? Ayla kızı bizde bıraktı sabah. Bizden çıkıp nereye gitti ki? Bilemiyorum yani. Bir malumatım yok benim. Bak, koruma onları bana. Ay neye koruyayım canım? Meselenin ne olduğunu bile bilmiyorum ben. Ayrıca telefon denilen bir şey var. Ararsınız bir de Allah Allah deme hiç. Meseret. Hiçbir şey deme bana fare. Bu iş yürümeyecek. Öyle deme Meseret. Korkuyorum. Benim bugüne bugün bir ismim, bir kariyerim, cemiyette bir saygınlığım var. Bu ciddiyetsiz hareketler, cilveler bana yakışmıyor. Ama Meseret. Yarından tezi yok, sürücü kursuna yazılacağım. Bu işe ciddiyetle eğileceğim ben. Evet babaanne, bir şey söyle, hadi bekliyorum. Durumu biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim istersin? Hayır Allah korusun, evden ölü çıkmış gibi oturacağımıza bari kavga edelim daha iyi. Bir şey mi dedik biz şimdi Ayla? Hayır demediniz de bakışlarınız çok şey diyor. E ne yapalım kızım, sevinelim mi? Gel biz çikolatalı süt yapalım senden ha. Özür dilerim, ağzımdan kaçtı. Hayır Eylülcüm, özür dileyecek hiçbir şey yapmadın. Ben de yapmadım. Maşallah maşallah. Hem suçlu hem güçlüsün Ayla. Hayır değilim. Bak kızım. Evet zaten biliyorduk, sustuk. Ama siz bu işi nikahsız yaşamaya, dost hayatına döndürmeye başladıysanız... amcandan evvel benim tepem hata haberin olsun. Burası İstanbul sosyetesi değil. O kadarcık da hürmet et bize. İlle de evlenmekse sorun. Evet belki o da olur zamanla. Ama şu anda Suat'la bir deneme dönemine girdik. Deneme mi? Test sürüşü gibi sanki. Evet aynen öyle. Eylül için bir test sürüşü.
Emniyet kemeri yerine geçecek bir şey. Onun bu fikre alışması lazım. Boşandık. Babasını kaybetti. Burada hep yeni bir hayata başladı. Bütün bunlar onun için o kadar hızlı gelişti ki. Çocuk nasıl travma geçirmedi şaşırıyorum ben. Tabii bunda sizin de katkınız çok büyük. Teşekkür ederim. Her anlamda yanımda oldunuz. Yani çoğunuz. Neyse. Bütün bunlardan sonra hemen evlenip... Bak Eylül, bu senin yeni baban Suat diyemezdim. Eylül önce bir arkadaşı gibi ona alışmalı. Kusura bakmayın ama el alemin çenesinden önce... Benim kızımın mutluluğu önemli. Bir şey söylemeyecekseniz ben gidiyorum. Rıza geliyor. Ayla, Ayla çabuk kaç. Sen arka taraftan kızım. Çık dışarı. Aa, siz niye koşuyorsunuz? Normal kapıyı açın. Geldim. Ne o? Hepiniz kapılarda? Öyle çayla mayla fırlatılınca rahat rahat salona geçip oturamadık. İki lokma bir şey ver bana şuradan. Sabah sabah olaylara bak gene. Evet Eylül Hanım, buradan da yol göründü bize. Sütümüzü alıp gidelim. Korkma kızım sen, yok bir şey. İkisi de açmıyor telefonlarını. Onlar açmadıkça ben daha çok deliriyorum. Hele bir yakalayayım bak, çiğ çiğ yiyeceğim ikisini de. Alo? Suat neredesin? Ne bileyim neredeyim, öyle avara avara dolaşıyorum. Gözüne görünme dedin diye. Kahveye gitsem oraya da gelecek. Dükkanda da duramıyorum. Gel senle eşofmanları çekip dağ bayır koşuya çıkalım istersen. Ha, bu arada hafif de kanama dokunuyor, haberin olsun. Böyle kaçak göçek sırf senin hatıran ona göre. Ay amma saydırdın yani. Bak aklıma bir fikir geldi ama sen ne dersin bilmem. Hadi ben gidiyorum. Ayşenlerin en güzeli. Ama mis gibi de kokarmış bu. Hakan, annemle pazara gideceğiz bugün. Pazar parası isteyecektim senden. Tamam tabii yavrum da niye öyle sıkıntı yapıyorsun ki para isterken? Ne bileyim. Hakan, ben bir işe girmek istiyorum. Nasıl yani? Bak benden para istememek içinse daralırım. Hayır da. Hayır yanlış anlama. Çalışmanı istemiyorum falan diyecek adam değilim tabii de. Açık konuşmamı ister misin? Evet, isterim. Bak, bir öğretmen maaşıyla geçinmek zor. Hatta imkansız, biliyorum. Ankara'daki evin kirası da olmasa biraz zor geçiniriz. Dolandırma Hakan, ne diyecek sende? Kızmak yok ama. Yok. Şimdi güzelim, sen lise mezunusun. Hani yanlış anlama ama yabancı dil yok, bilgisayar yok. Nasıl bir işe girmeyi düşünüyorsun? Kızdım. Ama bak işte şimdi hem diyorsun hem tamam, de... Tamam, konu kapandı. Ya bak Ayşen, işe gidiyorum, ne olur kırgın ayrılmayalım. Aklım evde kalacak. Hadi. Tamam neyse. Ama şunu unutma, bu laflarını yedireceğim sana. Ayıp ama, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ayıp yorganın altında olur Hakan Bey. Ayrıca bu konuda da bayağı bir aşama kaydettik biliyorsun. Hadi canım, işine sen. Deli karıcığım benim. Hadi tamam. Yani inanamıyorum Ayla. Oktay'a gidip de bizi sakla diyeceğim aklıma bile gelmezdi. Bu taraftan bakarsan tabii öyle dersin. Ama şöyle düşün. Bugünkü toplantımızı yatta yapıyoruz. Hafif de canımız sıkıldı. Bir deniz turu yapacağız. Yatta gezeceğiz filan. Minareyi çaldık, kılıfı da tamam. Açık denizde bizi kimse rahatsız edemez, ne güzel. Konu amcan olunca helikopter, sahil güvenlik, arama uçakları devreye girmez mi sence? Ay ne abarttın. Oktay Bey. Ne oluyor ya? Ne bu haller? Aman eğleniyoruz, ne var? Bir şey diyeceğim. Aslında var ya, amcam öğrenince hafifledim biraz. Belki de ondan. Oktay Bey. Ayla? Suat? Oktay Bey? Açmıyorlar.
Yürüyün. O Zişan karısına gidelim. Ya o saklıyor bunları evde ya da nerede olduklarını biliyor. Rıza. Rıza. Neler dedim mi? Nereye durup gidiyorsun? Durup dururken kavga ettiğim insanlarla. Bekle geliyorum. Şimdi şöyle bir topak alıyoruz elimize, tamam mı? Ne avucumuzu dolduracak kadar çok ne de az. Yani küçük bir mandalina kadar. Evet. Tuttuk mu? Tuttuk. Tuttuk. Böyle sıkıyoruz hamuru hafifçe. Ana. Bak kendisi baş parmağının olduğu yerden kibarca akacak. O akarken diğer elimizden böyle yüksek parmağımızdan tam ortasına bir delik açtık. Böyle hafifçe araladık, gördün? Attık kızgın ya. Evet, seni gören şimdi. Gel. Şimdi mandalina gıda hamuru. Hı. Attık. Hı. Ne çok ne az. Tamam. Rıza durayım. Dur. Rıza dur bak, insan gibi konuşalım. Sakın kavga etmeyelim Rıza. Zişan Hanım güzelse barışmaz bir daha. Yine dua onda. Rıza bekle. Bak vallahi burada bile komplo yapıyor babam işime, görüyor musun ya? Nereye gidiyorlar kız bunlar yel yepelek? Zişan Hanım'a kavgaya. Onunla ne alakası var şimdi? Zorlayınca bulunuyor. Evet Hafize Hanım, bırakalım bu boş işleri. Dönelim buraya lütfen. Tamam. Aldık hamuru. Sıktık parmağımızla. Çok yavaş sık. Bak savruldu iki yana. Bas şöyle bir barnağını gene de. Bir delik aç. Soktuk. Hah, arala. Çevir, çevir. Arala. Atıyorum. At hadi. Salla artık. Allah seni. Öyle olmaz ya Yıldız Hamur. Gel bir daha. Gel. Tamam. Anne. Ah hadi bakalım. Dur pabuçlarımı giyeyim de. İsmail biz pazara gidiyoruz. Hadi. Suat burada mı? Yok, ne arası bu saatte? Bir destur yok mu Rıza Bey? Ah Zişan Hanım kusura bakma. Nerede? Ne bilelim nerede Rıza abi? Rıza bak, insanlığın hiçbir şeyden haberi yok. Allah aşkına gidelim. Ne oluyor be? Biri bir şey demeyecek mi? İçeri girip baktırtmayın bana. Buyur gel Rıza Bey, ne arıyorsun ki? Ah Zişan, mesele şu. Suat'la Ayla kaç zamandır aynı evde kalıyorlarmış. İşte biz de bunu duyunca, yani duyduğumuzu öğreneveriz ya onunla. Yani Suat'la Ayla biz duyduk diye kaçtılar galiba. Hamiyet Hanım, benim oğlum hiçbir yere kaçmaz. Kimseden korkusu yok onun. Evet, böyle bir şey varsa da aha, aslanlığa gibi arkasında durur. Hadi be, kimi kimi anlatıyorsun sen? Madem öyle çıksın ortaya, sabahtan beri fellik fellik karışan, telefonlama çıkmayan kim o zaman? Bu mu aslanlık? Bir kükresin madem şöyle ortaya da nerede olduğunu anlayalım. Rıza Bey, lafına dikkat et. Sonra kalp kırmayalım karşılıklı. Şurada kaç yıllık komşuyuz zaten. Maalesef öyle. Hayır canım, biz de hani bir şey demiyoruz da, yani Suat'ın da ortaya çıkmaması hoş değil yani. Niye çıkmasın canım? Arayın bakayım ben cepten neredeymiş. Hani hepsi bir olsaydı da keşke şöyle bir oturup konuşup anlardık meseleyi. Böyle bir şey varsa tabii, kusura bakmayın söyleyeceğim ama size de gelip kızı istemek düşer Zişan Hanım. Ne o? Ses yok galiba. Kapalı. Çekmiyordu belki. Öyle mi? Sakın pili bitmiş olmasın mı aslında? Kükreye kükreye sesi kısıldı galiba. Aa, ama bu kadar da alay ettirmem ailemizle. Bu ne canım? Harami gibi sabah sabah ev basmalar, kapı kırmalar. Abartma Zişan Hanım. Bir sormaya geldik ne var ne yok diye. Bilmiyorum ben nerede. Biz gelip size aile nerede diye soruyoruz mu? Siz de kızınıza sahip çıkaydınız. Anne. Ayıp oluyor Zişan Hanım. Zişan Hanım bak, terbiyeni bozma, kötü oldu. Bozarsam ne olurmuş? Terbiye dedin yarım limon bir yumurta çorbaya konu. Bana bakın, benim tepemi zıplattırmayın. Zıplattırsak ne olurmuş? Sen deliysen ben senden deliyim. Deha meydan. Bağır bağıra bildiğin kadar. Bakalım kimin sesi kime bastıracak. Hamiyet, bu yaştan sonra saçlarını elime aldırma beni. Kolaydı o. Tavuk mu bağızlıyorsun sen be? Senin karşında 40 yıllık Çeşmeli köyün deli Hamiyet'i var. Kolay mı öyle? Hamiyet durdu, sen karışma. Ay ufalda cebime girsen. İsa sen karışma Rıza. Bittin sen. Yetişin dostla. Adamı öldürüyor la. Yetişin. Dur be. Dur be. Yapmayın. Aklımızın var. Karışma. Yetişin. Gel buraya. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Ay bizimkiler ne durumda acaba? Bir arasa mıydık, merak etmesinler. Aman boş ver.
Bir iki söylenip oturmuşlardır yerlerini. Evet hanımlar beyler. Keyfinizi bölmek istemem ama şu meyve sularımızı bitirsek de toplantıya geçsek mi artık? Tabii. Bitirelim hemen geçelim hakikaten de. Şşt yavaş iç. Neymiş bakayım Ayşen Hanım bu kadar önemli? Sokak köşelerinde gacak göcek görüşen sevgililer gibi. Sağ ol Rukiye abla. Gelmeyeceksin diye korktum valla. E düşünmedim desem yalan. Onca kavga kıyamet. Hısım olacağımıza hasım olacağız neredeyse. Öyle deme abla. Benimle saygısızlığımı gördün bugünden bugüne? Tamam tamam. Hadi vaktim yok. Çabuk söyle kız. Hayrola? Yoksa kuvvet macunun mu bitti? Yok abla ya. Ben başka bir şey konuşmaya geldim. E hadi anlat. Amma dolandırdın lafı. Ben çok meşgul bir kadınım biliyorsun. Bu defa hangi engin tecrübelerime gereksinim varmış duyan bakayım. Biliyorum Rukiye abla. Ben de ondan sana geldim. Ben çalışmaya karar verdim. Düşündüm. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Hasta mı? Ne hastası ya? Bırak şimdi hastalığın sırası mı? Sana iş buldum bile. Sahi mi diyorsun Rukiye abla? Nerede hemen başlayacağım? Ay dur kız birer birer sor. Bizim kanala biri lazım. Hasibe cadısı gittiğinden beri Necdet Bey'in kafası kesilmiş tavuğa döndü. Televizyona mı çıkacağım? Bilmem ki kocam ne de. Hem istemem yapamam ben öyle şey. Ay öyle değil kız. Sekreter lazım kanala. Ama öyle sekreter deyip geçmeyeceksin. Artık biz asistan diyoruz zaten. Telefonlara bakacaksın. Randevuları filan ayarlayacaksın. Gelen telefonları yayına bağlayacaksın. Aslında İngilizce bilgisayar filan da bilmen gerek ya neyse. Ben tavsiye edeceğimden kimseler bir şey diyemez tabii. Ama lafımdan çıkmayacaksın ona göre. Çıkar mıyım hiç Rukiye abla? Peki kaç para maaş alacağım? Sigortam neyin olacak mı? Yemek parası? Amma da uzattın. Ne bilelim şimdiden? Hem bakayım yapabileceğim mi? Biliyoruz mu bilmiyoruz. E sen onu düşüncenle ne demeye bunları soruyor? Sen bilirsin valla. İstemezsen iş arayan çok. Yok Rukiye abla olur mu? Öyle sordum ben. Tabii sen nasıl dersen. Ne zaman başlayacağım sen onu söyle. Şimdi biz burada konuşuyoruz. Bir takım kararlar alıyoruz ama Rıza Bey'i de bilgilendirmek lazım tabii. Onun tek başına oyu bir şey değiştirmez. Ama tabii bilgilendirmek lazım. Biliyorum. Sizlerle kıyaslayınca Rıza Bey'in vizyonu Kibele'yi bir dünya markası yapmak için yeterli değil tabii. Günaydın. Ancak sizin aksinize kendisine para kazandıracak fikirlerle gelindiğinde negatif davranmak yerine destek veriyor. Rıza Bey para kazanmak dışında başka bir şey düşünmediği için sonunda para kazanacağız dediğiniz her şeye tamam der. Bir söz konusu olduğunda biz sadece paraya değil, o işin nasıl yapıldığına da bakarız. O yüzden de biz de işleriniz biraz daha yavaş yürür. Yavaş ama sağlam. Peki. Ama doğrusu iş söz konusu olduğunda ben de sabırsız ve aceleciyimdir. Neyse, hadi artık dönelim kıyıya. Peki şimdi ne aceleniz var? Bugünlük iş konusunu hallettik. Kalsak ya biraz, gezerdik. Defile hazırlıklarıyla ilgilenmeyecek misiniz? Ben telefonla hallederim o işleri. Hem daha 2 gün var defile. Neden olmasın? Şu arkada bir koydan bahsediyorlardı. İşler yüzünden fırsat bulamamıştım. Benim için de iyi olur. Bakma öyle. Hazır amcamın ulaşamayacağı bir yerdeyiz. Feda mı? Ben bir Eylül'ü arayayım da merak etmesin. Aman Ayla, sorma buraların halini. Gelince anlatacağız, sen bak şimdi işine kızım. Heh, dur veriyorum Eylül'ü. O iyi iyi, merak etme sen. Al kızım. Anne. Anneciğim nasılsın bakayım? İyiyim ben. Sabah ağzımdan kaçırdığım için özür dilerim. Aa, tamam artık, tekrar tekrar açma o konuyu. Oldu bitti, ne yapalım? Hepimiz bazen boş bulunup söylememiz gereken şeyleri söylüyoruz. Hem sen yalan yanlış söylemedin ki. Olsun. Teşekkür ederim. Eylül'cüğüm, biz şimdi toplantı için biraz uzağa gittik. Biraz geç kalabilirim. Hatta belki akşam da burada kalabiliriz. Sen babaannelerde kalabilir misin? Kalırım. Tamam Eylül'cüğüm, öpüyorum seni. Akşam yine ararım ben. Bay bay.
Ahmet şu tuzu uzatı be. Bu tuzsuz olmuş. Ne yapıyoruz abi? Yani yemeği tuzdan öldürmeye mi çalışıyor? Tansiyonu fırlayacak Rıza. Bırak Ahmet. Şu evde bir dadım tuzum vardı. O da gitti elimden nafile. Yemeğin tuzuna kaldık. Hiç olmazsa o dadın da oluversin. Tuzun da fazlası ikrar ettiriyor değil mi Rıza? Bırak artık bu meseleyi büyütmeyi. Koskoca adamsın. Biraz aklı selim bak. Her şeyin fazlası zarar. Mesele de büyütülmeyecek gibi değildi Zahar. Yani ben babama hak vermiyor değilim. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Yani toplumun kuralları var. Aile onuru, haysiyeti, şerefi söz konusu burada. Hayda. Yenge, benim kaçırdığım bir şey var galiba. Ayla birisini mi öldürdü? Hırsızlık mı yaptı? Yalan mı söyledi? Aileyi tanıyoruz ya, canımız ciğerimiz. Birimiz de bir haksızlık yapmadı bugüne kadar. Suat desen o da öyle. İkisi de doğrucu Davut. İkisi de çalmaz, çırpmaz, kalp kırmaz. Pırıl pırıl insanlar. Onlar evlilik zamanı değil diyorlarsa değildir. İnsanları yapmak istemedikleri bir şeye zorlayarak mı aile haysiyetimizi kurtaracağız? Toplumun kurallarıymış. İşimize gelmiyorsa kendimiz için bazı kuralları görmezden gelebiliyoruz ama. Öyle değil mi yenge? Hem aile evlenmeyeceğim diye mi? Demiyor. Biraz vakit lazım diyor o kadar. Hiç. Allah'ın günü çuvala girmedi ya. Ergene karı boşamak kole. Siz konuşun. Alemin dopa tutacağı benim. Evin büyük erkeği olup kızı İsa'yı sokamadı. Çekiye getiremedi diyecekler. Bana kulp takacaklar. Siz de kulbumdan tutar gezdirirsiniz beni artık. Kabahat sende baba. Bugüne bugün hep dışarıdaki aleme baktın. Bizden gayrı kim varsa gelen ağam giden paşam senin için. Bak şimdi onlar ne diyecek diye düşünüyorsun. Hiç çocuklar siz ne diyorsunuz diye gözümüzün içine baktın mı? Sordun ama cevabını dinledin mi? Biz burada konuştuk durduk gibi. Sen çıktın sokağa kendi bildiğini okudun her daim. O zaman da alemin kralı oldun. Ailenin değil. Düşün şimdi aleme ne diyeceğim diye. Konuşma lan lokmacı. Lokmacı dedi de. Arabaya bir tüp tertibatı takayım. Hem pişireyim hem satayım diyor. Ha? Ne dersin karıcığım? Sen ne dersen o olur dedim. Kralım benim. Kraliçem benim. Hamit. Hay. Afaganlığa bastı vallahi. Ben işimle teselli bulmaya gidiyorum. Anne. Ne işi bu? Ne işi olacak? Fulgurasyon. Hiç bana bakma. O dediğini dilimde döndüremiyorum ben. Aman kreasyon dikiş demek. Full komple demek. Full kreasyon komple dikiş anlayacaksın. Yok öyle değil. Kibele'de filisi yapılacak ya canlı mankenlerle. Her birine farklı kostüm giydirilecek. Kostümlerin hepsinin birleşimi kreasyon. Ben ne dedim? Komple dedim işte. O başka bir şey ya. Bu işin içinde konsept var. Ay başıma bir de konsept monsept çıkarmayın ya. Aa. Konseptmiş. Konsept diyor babaanne, konsept. Baştan akşamda kalmak iyi bir fikir gibi gelmemişti ama fena olmadı doğrusu. Onca koşturmaca arasında yarım günlük bir tatil oldu. Gerçekten hiç fena olmadı. Burnumun dibindeki güzelliklerin tadını çıkarmamışım ne zamandır. Evet. Hırs bazen insanın gözünü kör ediyor. Hayatın tadını çıkaracak zamanlar yaratmadıktan sonra şöyle keyifli ortamlar falan. Çok başarılı olmuşsun. Çok paran olmuş. Neye yarar? O keyifli ortamları paylaşacak kimse yoksa hayatında. Bazen gözü işten başka bir şey görmez oluveriyor. Herkesin hikayesi başka Ayla. Dışarıdan bakarak kolayca yargılama. Benimle bu keyifli geceyi paylaştığınız için size çok teşekkür ederim. Ben yolumu alıp kaçayım. Bunu devirip yatarım. Anlatsana. Yani hikayeni. Kaç gündür buradasın? Sen bizim her şeyimizi biliyorsun neredeyse. Biz de seni tanıyalım. Boş ver. Güzel bir gece, güzel bir ortam. Hepimiz keyifliyiz. Ağzımızın tadı yerinde. Bu gece aklımızda böyle kalsın. Daha buralardayım nasıl olsa. Başka bir gün konuşuruz. Anlatırım. Oktay. Şerefine. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.
Hamit. Hadi ben yatıyorum kızım. Sen de yat artık. Kız ne oldu? Yapamıyorum. Neymiş yapamadın? E biçki biteceksin, dikiş dikeceksin o kadar. Saatlerdir boş boş bakıyorum. Onlar bana, ben onlar. Elim makasa gitmiyor. Şu iğneler var ya, sanki tutarsam batıverecekler bir tarafıma. Demincik Mensura'ya uzanam dedim. Yılan gibi dısladı sanki. Neler oluyor bana? Kız çabuk nazar doğasın, kapta gel. Gecenin kör vakti nazar kimi görecek de diyecek bari abla. Sus sus, aşağı gel. Hamiyet zor durumda. Elim terefiş, kim gözlere şiş. Hamiyet kendine gel. Bu senin her zaman yaptığın iş. Korkacak bir şey yok bunda. Ah anacığım, yaratım sancısı bu. Bir yerim sancmıyor diye ama. Sancı derken fiziksel değil bu. Farazi bir söz. Ruhsal bir sancı. Bir eser yaratmaya hazırlanırken galagalılar böyle yerlerinde. Yaratıcıların doğum sancısı denir buna. Her sanatçının başına gelir. Yazarların, ressamların, şairlerin. Lafı gavur orucu gibi uzattın Beruki'ye. Bunun neresi şair, neresi ressam? Kız nazara gelmiş işte. Hah gel, gel Hafize gel. Gayretten ya düştü. Rukiye Derne'de tumanda kabahat. Bulamadım be abla. Biz bu nazar duasını en son nerede kullanmıştık, hatırlıyor musun? Yapamıyorum, edemiyorum. Ben bu dikişi dikemiyorum. Ay anam, elim el değil davul. Başım baş değil dokmak. Kız sen değil miydin? Daha demeyecek fulgürasyon yapacaksın dayan, sendin. Değilmişim. O Hamiyet başka, bu Hamiyet başka. Kolum kalkmıyor. Nerelere gidem, nerelere sorayım? Annemi istiyorum. Oy benim kuzucuğum. Hani sen annenle konuştun ya, yarın görüşürüz dedin ya. Ama çok konuşamadım ki. Başka şeyler de soracaktım. Bana sor küçük kız, ben anlatayım. Olmaz, yalnız o biliyor. Annemi istiyorum. Ben de Ayla'yı istiyorum. Ne? Evet. Ayla'yla açık konuşsam aklım hafızalam yerine gelir. Kız bazen bir laf söylüyor. Her şey Elif'e Elif'ine oluyor. Annemi istiyorum. Ayla'yı istiyorum. Nerede o Ayla, çıksın karşıma. Hayda, bir Ayla fanatiği daha. Ne Aylası, gelmedi ki. Ayla dediğiniz duydum. Şimdi ben şey diyorum. Şimdi hepimiz yatsak. Hani yumurtanın bile uyuduğu şu saatte daha fazla avazlanmasak. Hani yarın gün gözüyle şöyle herkes için mevzul miktarda ayrı buluruz ha? Gel bakayım Elif'ciğim, biz doğru yatağımıza hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi kalk. Hadi. Şirkette görüşürüz. 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 İnşallah şu amcamı bir göreyim de önce. Seni yalnız başına bırakmam o adamın karşısında. Hadi bakalım gidip bulalım Rıza Bey'i de. Şu kıyamet kopacaksa kopsun artık. Sen dur, ben konuşurum amcamla. Artık siniri geçmiştir. Şimdi ikimiz birden karşısına çıkarsak siniri zıplayabilir. Peki seni görünce sinirlenip köpürmeyeceğine emin misin? Evet, ben bilmiyor muyum amcamı? Şimdi gazı kaçmış, kola gibi oturuyordur. Görüyorsunuz mu ailenin ettiğini, görüyorsunuz mu? Göremiyoruz. Bir de fellik fellik kaçmazlar mı? Deli mi edecekler bunlar beni, rezil mi edecekler? Vallahi rezil olacağımız kadar olduk gari. Zişanların kapılarına dayanmalı. Allah diye nidalığa atmalı. Evvela Zişan öyle şey deyince... O ikisi bu ettiklerinin hesabını verecekler. Nereye gitti ki bunlar? Canım nereye gidecekler? Buradadılar. Yarın defile var ya, bırakır mı aile hiç? İyi ya. Belki defile için bir şey lazım olduysa bir İzmir'e gitmiş olmasınlar. Hani bir şeyler almak için. Belki deneme sürüşü yapıyorlardır.
araba diyor, araba. Yeni modeller gelmiş diyorlar. Alacaklarsa hani deniyorlardı belki. Siz de mi bilin deli edeceğiniz? Böyle saçma sapan konuşacağınıza bir çay koysanız ya. Afize, sonra gel de yayın akışının üstünden bir geçelim. Malzemeler tamam, bir bakalım. Yemeği nasıl anlatacağız, bir prova edelim. Aman, üzerinden geçeceğiz, prova edeceğiz de ne olacak? Ben bilmiyorum 40 yıldır yaptığım yemeği. Anlatacağım işte öyle. Ya anlatacağım diyorsun da böyle uzata uzata anlatacaksan sonra yayında sakıyor, sıkıcı oluyor. Canlı yayında buralığa montajda kes de diyemiyorsun. Gel biz bir prova edelim. Ben de kalkayım. Daha bugünkü tatlıları yapacağım. Dün Afize'yle prova ettiydik. Şimdi ben hiç sarkmadan, sıkıcı olmadan yapıvereyim tatlıları. Hadi size afiyet şeker bol olsun. Ben şimdi huzurlarınızdan ayrılacağım. Yarın başka bir neşeli kahvaltıda görüşeceğiz. Bir sonraki programımıza, ay pardon yani kahvaltıya kadar esen kalacaksınız. Beni unutmayacaksınız inşallah. Bir sonraki kahvaltıya kadar o aileyi bulacağım inşallah. Ayşen. Ayla abla, ne oldu be ortlak görmüş gibi? E vallahi bir nevi öyle. Sizin için ecinlere karıştı diyorlar. Rıza Bey dün annemden kapıya dayandı. Abimden seni soğudu. Saklıyorsanız çıksınlar, kızdırmayın beni dedi. Bir ton da laf etti. Çok feci birbirlerine girdiler. Bak görüyor musun? Telefonda konuşuyoruz da bir şey demiyorlar moralim bozulmasın diye. O kadar büyüdü iş demek ki. Büyüdü? Ben dedim herhalde abimler bir 6 ay gözükmez. Ay amma abarttı amcam da he. Vallahi o mu abarttı siz mi bilmiyorum. Rıza Bey amca doğru mu diyor Ayla abla? Siz abimle yani böyle aynı evde... Evet Ayşen'cim, biz abinle aynı evdeyiz. Sen Hakan'ı sevmiyor musun? Ona söz Ayla abla. Seviyorum tabii hem de çok. E tamam işte. Biz de Suat'la birbirimizi seviyoruz ve aynı evde kalıyoruz. Aynı sizin gibi. Ya kusura bakma Ayla abla, ben de böyle üstüme vazife gibi. Tamam Ayşen'cim boş ver. Ne yana gidiyorsun sen? Ben Rukiye ablaya doğru gidiyorum. Bir iş meselesi var da. Ben de çalışsam artık diyorum. Eve 3-5 kuruş da ben getirsem. Aferin, çalış çalış. Baksana bizim Kibele'nin yeni ofisine böyle asistan gibi biri lazım. İstersen gel orada çalış. Bana kıvırırsın gibi geliyor. Sağ ol Ayla abla. Ama Rukiye abla da dedi ki gel televizyonda bizle çalış. Ben de he dedim ona, şimdi ayıp olur gitmezsen. İyi madem. Ama bize de senin gibi akıllı biri lazım, aklında olsun. Oh, Hakan duyuyordu bunları. Dün sabah nasıl iş bulacağım diyordu. Şimdi 2 tane birden teklif geldi de ben hayır diyorum birine. Evet. Ya bu ne Hafize abla ya? Okuyabilene aşk olsun. Bir çay kaşığı duz. Ay kız onu çektim. Balığın üstüne ne kadar yağ gezdirecekti. Bir çay bardağı anlam. Ama hapsettin ya ha. Çay kaşığına. Aman çay bardağına. Tuz. Bir paket vanilyayı da gezdirerekten. Limonu hamura mı katıyorduk, şuruba mı? Ama ikisini de katem, ne olacak? C vitamini en nihayetinde. Bakayım. Şimdi neydi? Heh. Mandalina gıda hamuru. Elimize alıyoruz. Bu ne be? Çok çabuk bu be. Hadi bakayım. Hayırlısı. Aman bu ne be? Köpek yavrusu şeklinde lokma. Köpek yavrusu olur mu hiç? Allah'ın nimeti o be. Kız bence. Araba araba. Ya hadi çıkın dışarıda oynayayım bakayım hadi. İşim gücüm başımdan aşkın zaten. Yürü 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 yürü. Ah dur bakayım. Ah. Naşo aynı rahmetli kocama benzemiş, nur içinde yatsın. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyül azim ya. Aradan bir gece geçince mevzu soğumuştur. Ben şimdi güzel güzel konuşurum amcamla. Bugün de kaçacak değiller ya. İş var, güç var, defile var, bir şey var. Bulacağım onları. Soracağım tek tek hesabı. Dün öfkeyle kalktın, zararlı oturdun. Gene mi öyle edeceksin? Okey'den çıktı bir kere ana. Alınların şakından vuracağım, hesabını soracağım. Ah Rıza, bir yavaş ol. Belki gelir bir özür dilerle. Özür mü? Asla dilemem. Özür mü asla kabul etmem. Bunu bak dinlen düşüneceklerdi. Ayla'nın kabahati başka, büyük Suat'inki başka.
Koş kaçın Zorayla abla. Zor konuşma, olacak gibi gözüküyor. Şimdi de belki sonra konuşurum. Ayla. Ne oldu? Konuştun mu amcanla? Hayır. O hala konuşulacak durumda değil. Nasıl yani? Ne olacak? İstersen yok, ben konuşayım. Yok yok, hala sakinleşmedi. Şimdi konuşursak belli kıracağız birbirimizi. Biz en iyisi bir gün daha birbirimize gözükmeyelim. İyi de Ayla, bir sürü iş var. Yarın defile var. Neticede ortağımız bu adam. İster istemez karşılaşacağız bir yerde. Vallahi yapacağız bir şeyler Suat. Tam defile öncesi bir tatsızlık çıkarmayalım. Lütfen benim için. Peki. Bak, senin hatırın için bir gün daha katlanırım bu duruma. Ama sonra ben çıkarım Rıza Bey'in karşısına. Tamam, bir gün daha idare et. Ben uygun bir anda yakalayıp konuşacağım amcamla. İyi de nasıl yapacağız? Neyse, dur bakalım. Bulacağız bir şeyler. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Suat! Ayla? Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Anne! Ay! Nasılmış bakalım annesinin güzeli? İyiyim ama gece hiç uyuyamadım. Ay canım. Ama onlar sonsuza kadar kaybolmuyorlar ki. Hansel ve Gretel sonunda ormandaki evlerini buluyorlar. Bak burada öyle yazıyor. Sen dün gece bunun için mi uyumadın? Hafize ablanı da uyutlamışsın. Onları bulduktan sonra ne oluyor ama? Bakalım. Çocukların babası onları karşılıyor. İkisini de kucaklıyor. Bak buradaki resimde kapıda kollarını açmış. Peki yarın? Yarın ne? Babası çocukları tekrar ormana bırakırsa? Bırakmaz. Annesi bırakırsa? Anneler çocuklarını hiç bırakmaz. Bazen çok kısa süreliğine, uzaklaşmak için değil ama işleri yoluna koymak için. Sonra hemen çocuklarına koşarlar. Böyle kollarını açarlar, hem de çok özleyerek. Kelebeğim benim, çiçeğim. Ben seni hiç bırakır mıyım? Ne haber Ziya? İyidir Suat. Ben ekmek alacağım da, taze mi? Olmaz mı be? Az bekle, vereyim şimdi. Tamam tamam, beklerim hadi. Nasılsın Rıza? Nasıl gidiyor işler? İyidir. Suat'a bakayım dedim, bulamadım. Gördün mü hiçbir yerlerde bugün? Vallahi görmedim. Fırına sorsan ya, sabahın köründe açıyorlar. Onlar bilir gelinlik de. Doğru dersin. Yedi kibele modeli konuşmuştuk hani. Yedi kadın. Bilge kadın, antik kadın, köylü kadın, kentli kadın, sanatçı kadın, idealist kadın, bir de doğal kadın. Zeytinyağımızı en iyi anlatan doğal kadın olacak tabii. Doğal kadını çıplak düşünmek lazım aslında ama... Sakın kız! Rıza abinin şerrine lanet. Hepimizi meydanda ayağımızdan sallandırır vallahi. Ay dur Hafize, bir şey söyleyecekti Ayla. Saçlarına zeytin dalından taş takacağımız birkaç genç kız... Üzerlerine de zeytin rengi düz bir elbise giyerlerse, ellerine de düz şişeleri alırlar. Oldu bence. Ha, olur. Ben kızların eteklerine zeytin dalları iliştiririm böyle. Siyah boncuklarla zeytin işlerim. Başlarındaki tacın dıpkısından şişeyi tutan ellerine de böyle bilezik yaparız ha. Hamit kız, keyfin yerine geldi bakıyorum. Bülbül gibi şakıyorum valla. Neydi o hani Rukiye'nin söylediği? Doğum sancın geçti galiba ha. Bu ailenin dağarcının yükünden bana da pay düşüyor ya işte. Ay babasına rahmet. Yengecim kendini küçük görme, sen nelere kadirsin. Bak bak, bunu göylü kadına kullanırız diyorum. Bu antik kadına olur. Bilge kadın için bordoyu mu kullansak diyorum ha. Bunların modeli nasıl olacak ki? Hani dergilerden bir iki elbise kırpsaydık bari. Hani insan gözünün önüne gelmiyor ki. Bak. Bunun yakası geniş olur, ceket boyu uzun olur. Böyle iki düğme koyarız buraya. Gol ve yakasına da saten koyarsam daha güzel görünür diyorum. Aa, ben takip edemedim vallahi, kol ve yakadan sonra koptum. Sen anladın mı bari, yapla. Yok.
Az müsaade edecek mi Eylül? Defterini biraz kullanacağım da. Ver onları da. Bir de kalem ver bana. Oo, aferin kızıma beni. Bak. Şimdi. Yakası şöyle. Etek böyle dizden bir karış aşağıda. Kol ağızlarına da böyle. Yok yok. Kol ağızlarına da şöyle farklı kumaş koydun muydu? Heh. Orta bir don. Genelinde orta bir don kullandık farz edelim. Kol ağızlarına da filan koyu ton atarsak kontrastlı bir çizgi olur diyorum. Kız seni sana gözünden sürmeyi de çekiverirsin kız. Kız bu ne maharet? Sen stilist olmuşsun da haberimiz yok. Ay hakikat oldun kız. Stilist oldun sen. Oldu. Ha bir de akşam Hamiyet stilist oldu de Rıza'nın tepesi iyice atsın. Amcam nasıl bu arada? Sakinledi mi? Aman ne sakinlemesi. Burnunun yeli harman savuruyor. İyi. Ben de bir müddet daha görünmem gözüne. Aa, olmaz. Vallahi billahi olmaz. Burada yanımda dur Cem. Dün gece nasıl oldun da bunlara sor. Ay korkuyorum Ayla, kolay değil. Ay bütün grasyonun mesuliyeti bende. Düşündükçe şeytan çarpmış keçi yavrusu gibi titriyorum. Sen olmadan olmaz. Sen burada evde yanımda dur Cem. Bugün Rüken'in programına katılacaktım ama... Neyse, kaçarım bir ara. Rıza abim ne olacak? Hoş geldin Ayla mı diyecek? Aman bilmem valla. Benim adım Hıdır, elimden gelen anca budur. Bu masada oturacağım. Telefon çaldığında açıp kibabi sesler Zeytin TV diyeceğim. Çok kolay. Notları alırsın. Arayan çok olacak tabii ben yayına girdiğimde. Bir de bazı telefonları yayına bağlaman gerekecek tabii. Evi kulağın da bende olacak. Nasıl bağlayacağım telefonu yayına? Beklemeye nasıl alacağım? Aman canım, ne varmış onda? Açarsın telefonu. Sonra şu düğmeye basınacak. Yok, şu. Yok, buydu galiba. Neyse ya. Bak işte Necdet Bey sana anlattı. Ama Rukiye Hanım, siz tecrübeli falan demiştiniz. Ayşe Hanım'ın pek tecrübesi var gibi görünmüyor. Daha önce hangi işlerde çalışmıştı acaba? Aa lütfen Necdet Bey. Beni böyle önemsiz detaylarla meşgul etmeyiniz lütfen. Siz anlatıverin yapacaklarını. İstemiyorsanız ben giderim. Öyle zorlan kalmam yani. Hem başka teklifler de var. Onları da değerlendirebilirim. Ayşen sus bakayım. Ne öyle havala? Anan Türk baban şalgam Allah Allah. Necdet Beyciğim. Ayşen pek akıllı bir kızdır. Çabuk kavrar. Değil mi kız? Söylesene. Şimdi mesela size hemen bir çay da getirir. Değil mi? Evet. Ben hemen kaparım söyleneni. Siz hiç merak etmeyin. Çayınızı nasıl alırdınız? Şeker de getiren mi? Getir getir. Acık limon da getir. Baksana adamcağızın yüzü kıpkırmızı. Tansiyonu çıkmıştır belki. İyi gelir. Evet. Sinirlenince çıkıyor bazen. İyi olur bir limon. Sağ ol Hafize Hanım. Tamam artık. Biz işimize bakalım. Yayına geç kalmak istemeyiz değil mi efendim? Seyircilerimize karşı mesuliyetimiz var. Hadi bakalım Hafize abla. Hafize abla. Hadi de yok. Tabii. Hafize abla, ne bakıyorsun öyle adama yiyecek gibi? Aman yok kız, daha değil. Aman ne diyorsun be sen? Adam veli nimetimiz, patronumuz değil mi? İyi bakmak lazım. Tabii. Sen böyle bakmaya devam edersen adamın tansiyonu Everest'e tırmanacak. Biz gariyer kadınlarıyız. Böyle kanal patronuyla falan yakışır mı bize? Torpille en güzeldi dedirtmem kimseciklere. Ben vallahi gayet profesyonel davranıyorum. Sadece bir bakıyorum işte. Ne anlayacaksın öyle bakmakla? Tanımıyorsun etmiyorsun adamı. Bakalım ortak noktalarınız var mı? Dünyaya aynı pencereden mi bakıyorsunuz? Hem buyur. O senin ruh ikizin mi bakayım? Haklısın vallahi. Ayla da ona bakıyor işte. Belki ben de bir deneme sürüşü falan yapsam. Of Allah'ım sen sabır ver bana. Hadi Hafize abla çok işimiz var. Daha yayın akışına bakacağız. İzleyicilerimize daha ne kadar yakın olabileceğiz. Nasıl nabız tutacağız diye düşüneceğiz. Hadi Hafize abla. Hadi. Anladın mı Ayşen? Bak şu iki düğmeyi bil yeter. Yayına şöyle bağlayacaksın. Bu da beklemeye almak için. Tamam.
Çocuklar aman diyeyim, çok dikkatli olacağız. Hiçbir aksaklık istemeyiz değil mi? Sizinle Allah'ın izniyle uzun yıllar beraber çalışmayı umuyorum. Bu çok güzel bir dostluğun başlangıcı olacak. Bunu kalpten hissediyorum, inanın. Hafize abla, senin fazla konuşman gerekmez. Ben konuşacağım, sen sağ konum olarakten yemeği hazırlayacaksın ve programına renk atacaksın. Ben olmasam sanki o kadar renkli olurdu da. Belki kendi programımı yapmaya karar verebilirim. Hayat bu belli mi olur, neler getireceği. Yayına giriyoruz Zuki abla. Dört, üç, iki, bir, sizdeyiz. İşte yine yeniden birlikteyiz. Yepyeni bir programla uzun süren hasretimiz sona erecek sevgili Gadirşinas izleyicilerim. Bugün neler mi yapacağız? Yemek yapacağız, belki sürpriz konuklarımız olacak. Sizlerin de telefonları da renk katacak inşallah. Şurada gördüğümüz gibi sevgili yardımcım Hafize yine bizlerle. Balık. Bu balığı şimdi ben şey edeceğim yani pişireceğim demek istiyorum yani su ya bu havuç bir de soğan var soğanımız da burada. Hafize Hanım'la bugün balık pişireceğiz. Neden? Çünkü sağlıklı beslenmenin en mühim koşulu kırmızı eti az fakat beyaz eti çok tüketmektir. Hafize Hanım bizim için sebzeli balık hazırlarken biz de sohbet edeceğiz, konuklarla konuşacağız. Şimdi isterseniz bizi arayıp merak ettiğiniz ne varsa sorabilirsiniz. Biz bunun için buradayız değil mi efendim? Zeytin TV buyurun. Anne. Anne sen nereden buldun buranın telefonunu? Ben çalışan bir kadınım artık. Hem kocam da müsaade etti. Öyle değil anne ya. Yani böyle iyiyiz biz. Of anne sonra konuşalım. Bak kız Jack'ler bana kapatıyorum. Kızma bak hastalanacaksın yine. Dur bir öbür at çalıyor bir dakika. İşte benim güzel izleyicilerim. Size çok kolay bir tarif. Çalışan kadının vaktinin ne kadar kısıtlı olduğunu bildiğimizden konukları geldiğinde... Ne işiymiş ne kariyeriymiş? Manyak mısın sen? Zişan sen misin kız? Ne oluyor yine? Kazasız belasız bir program yapamayacak mıyız? Kes kes! Yola şunu yola! İşte sevgili izleyiciler, bugün ilk konuğumuz arıyor. Çalışan kadınların tek problemi yemek değil elbet. Hatta kocaları da değil. İşte bizi arayan bir anne. Rukiye? Evet Zişan Hanım. Canlı yayınımıza katıldığınız için öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet Zişan Hanım. Anladığımız kadarıyla kızınızın çalışmasına karşısınız öyle mi? Öyleyim elbet. Karşıyım yani. Evet biliyoruz. Siz aslında her şeye karşısınız. Yani kendinize bile. Ama bir de şöyle düşünün. Kızınız çok önemli bir adım atmış. Bütün kadınlara örnek alacak bir şey yapıyor. Böyle bir kızınız olduğu için gurur duymuyorsunuz mu? Bilmem ki. Ama ne bilmeyeceğim. Ne lüzum var canım çalışmasına? Kocası bakmayacaktıysa almayaydı madem. Ama ekonomik bağımsızlığını kazanmak en doğal hakkı. Değil mi? Yani kocasından para istemeyecek, kendi ayakları üzerinde duracak. Az şey mi bu? Kızınız mutlu olsun istemez misiniz? Zişan Hanım? Zişan abla orada mısın? Buradayım. Ben ne bileyim? Olabilir de, çalışabilir de. Ben onun iyiliğinden başka ne isteyeceğim? İşte gördünüz sevgili izleyiciler. Karşılıklı konuşarak her problemi çözebiliriz. Yani ne yapacakmışız? Sabırlı olacakmışız. Etrafımızda çalışmamızı istemeyen babalarımız, annelerimiz, kocalarımız olabilir. Ama pes etmeyeceğiz. Zişan Hanım'a tekrar teşekkür ediyoruz. Birazdan değerli sponsorumuz Gibele'nin hazırladığı defileyle alakalı bir konuk almayı umuyoruz. Kendisi gelmeye çalışacağını söz verdi. Şimdi Hafize Hanım'a dönüyoruz. Balığımız ne durumda bakalım? Ya hadi be kardeşim, bir inemediniz aşağıya. Zannedersin canlı yayında Dünya Ekonomik Forumu yıllık grup toplantısı yapıyorlar. Abi sendeki de şans olsa. Bugün kahvede herkes senin lokmaları sorup duruyor. Değmedim lokmaları Allah çarpmış.
ağzı yüzü çarpılmış diye. Bir an evvel bu işe bir çözüm bulman lazım abi. Dadı o kadar da fena değil ama. Şu hale bak ya. Kim bakar bundan yüzüne? Ah, Ayşen, çok şükür biriniz indi aşağı. Benim acilen bizimkilerle konuşmam lazım. İmkanı yok İlker abi. Kapıda kırmızı ışık yanıyor. Bu da yayın vaat demek. Bu kadar rezaletin üstüne ölsem dışarı çağıramam artık Rukiye ablayı. Benden bunu isteme. Zaten depresyona girdim şu anda. Ya yok be güzelim, ne Rukiye'si? Öldüm, bittim ben Ayşen. Tek ilacım var benim, o da hapize. Gel yap bir güzellik, buluştur bizi. Kaçtır, bekliyorum ben burada hasretlen yana yakıla. Hasretlen derken? Gel. Ben değil de daha ziyade lokmalı hasret içinde. Şunlara bak. Hafizesiz biz bir hiçiz. Ne olur söyle, gelsin bir el atsın. Hakikaten bu ne İlker abi ya? Böyle lokma hayatta görmedim. Radyasyona maruz kaldılar. Prematüre mi doğdular? Ne oldu buncağızlara böyle? Aman! Aman! Dur! Eyde, bu acayip olmuş. Böyle şey hayatta yemedim ben. Böyle hem tatlı hem tuzlu gibi de böyle ekşimsi mayoş bir anda. Ne kattınız için ya? Abi ben de bakabilir miyim? Abi biz bu lokmaların günahını almışız. Mühim olan dış güzellik değil, iç güzellikmiş. Niye demiyorsun ki baştan? Hemen 10 paket sar bana şuradan. Allah Allah. O kadar şahane mi diyorsunuz şimdi siz buna? Deli misin oğlum? Lokma dünyasında çığır açmışsa senin haberin yok. Farklı tabii. Sağ ol. Bu kalabalık ne ayol? Neyin kuyruğu bu? Ayranları mı acaba? Yok, onlar lokma kuyruğundalar Rukiye abla. İlker abi resmen patlama yarattı. Aa, benim aslan kocam. ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Gerçi bu durumda ben daha bir ön planda oluyorum ama olsun. Tabii benim bunca senelik engin tecrübemin birikimimin de katkısı var işin içinde ha. Takım ruhu da olunca başarı kaçınılmazdı. Hadi biz de bir bakalım tadına da hemen gidelim. Reklam arası bitecek az sonra, doğru. Gel. Koçacığım, biz de lokmanın tadına bakmaya geldik. Keşke hepinizi tattırabilseydik. Böyle bir lezzetten mahrum kalmanızı istemem. Mutlaka siz de yapın, siz de tadın. İşte Necdet Bey. Bir de onu tattıralım, onu da fikrini alalım. Buyurun Necdet Bey. Vallahi olmaz. Hadi ama gelin. Buyurun. Bir dakika. Dadın önce bir canım, dadın. Harika, harika. Elinize sağlık Hafize Hanım. Yani Rukiye Hanım'ın ve sizin demek istedim. İşte sevgili izleyiciler, beklediğimiz konuk da geldi. Şimdi Mehmet arkadaşım Ayla Hanım'ın mikrofonu takacak ve söyleşimiz başlayacak. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerim, sizin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ayla Hanım da tıpkı geçen defa misafirimiz olan Soner gibi memleketimizin iftihar ettiği bir şahsiyettir. Biz gırya kadınlarına örnek ve rol model olmuş gorgusuz bir kadınımızdır. Evet Ayla Hanım. Bize biraz kendinizden bahsedin. Rukiye'cim çok fazla zamanım yok, o yüzden istersen hemen konuya gireyim. Daha önce yaptığımız yemek yarışmasının gördüğü ilgi üzerine biz de bir defile yapmaya karar verdik. Buranın kızlarının giyeceği kostümlerle bir defile bu.
anlıyorum. Nasıl desem tema. Teması nasıl olacak acaba? Gelirini ne yapacağınız? Bizimle paylaşacaksın değil mi? Yani geliri parayı demek istemiyorum. Bilgiyi demek istiyorum. Bu bilgileri paylaşacaksın değil mi? Değişik kostümlü kibele kadınlar olacak bu defilede. Ayrıntılarını vermeyelim de biraz sürprizimiz kalsın. Geliri de bir hayır kurumuna başlanacak. Kostümler kimin eseri acaba? Tanıyor muyuz? Tabii. Kendisi çok sevdiğimiz, saydığımız, hakkını asla ödeyemeyeceğimiz gizli kalmış bir yetenek. Hamiyet Elmastaş. Evet, ailemizin kabiliyetli bireyleri öyle TV'ye çıkmakla bitmez. Daha çok malzeme var bizde. Rıza amca, şimdi bu canlı yayın olduğu için yani biz ofisimizde... Ya kızım bir dursan ya Ayşen. Aha, bir tanesi daha teşrif buyurdular. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ağustos kabağı da geldiler. Ayla nerede? De bakayım nereye kaçtı? İşte sevgili izleyicilerim, sürpriz konuğum da geldi. Kendisi bugüne kadar asla magazinle ilişkisi olmamış, güzide bir memleket evladıdı. Ama hatırımızı kırmamış, ta buralara kadar zahmet etmiştir. Anne, kurbanın olayım. Sakin ol bak. Hastalanacağım bak annem. Nasıl Allah olacağım be? Rezil olduğumuz kadar olmuşuz zaten. Şu Rıza'nın haline baksana. Sevgili izleyiciler, Rıza Bey bizi Kibele defilesiyle ilgili aydınlatmaya geldi. Rıza Bey'in acilen bir işi çıktığından gitmek zorunda kaldı. Şimdi bir VTR'e gireceğiz sayın izleyiciler. Güzel bir şarkıyla bugün de sizlere veda ederken tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Vallahi Necdet Bey, hiç sizi dinleyecek hal kalmadı. Bir şikayetiniz varsa asistanıma söyleyin. Yok Rukiye Hanım, ne şikayeti? Telefonlar susmuyor. Herkes bayılmış programı. Desenize daha uzun zaman sürecek bu ortaklık. Siz hiç merak buyurmayın. Bizde sürprizler bitmez. Aile içeride mi? He. Aman duymasın kız bizim Rıza. Sen dur, ben halledeceğim o işi. O ne kız? Uyku ilacı. Dur bakayım, bir tane daha atam da sağlam olsun. Rıza Beyciğim de mışıl mışıl uyusun. Aylacığım da rahat rahat çalışsın bu gece içeride. Allah canını almaya kız senin. Hadi bakayım hadi. Nerede bu kadınla? Bir biz erkekler mi varız? Biz atıştırdık Rıza Bey. Yarın hani defile var ya, paralar çalışıyoruz. Onu bırak onu. Şunu al. Tepsinin dengesini bozduracaksın sen bana. Ya dil mi etkiniz siz beni? Devrilecek tepsi diyorum. Şunu al. Tamam Hafize abla. Defileye hazırlanıyorlar ha? Ayla nerede, ondan haber var mı? Ay ne bileyim. Bir ara konuştular telefonla ama evindedir herhalde. Hadi afiyet olsun. Sağ ol Hafize abla. Soner, evladım dolmayla pilav masada. Alırsın siz artık. Tamam Hafize abla, biz hallederiz. Sen bak işine. Şuna bak. Azalan'ı vermiş bana. Benim iştahım yok. Sabahtan beri satarken bir sürü tatlı yedim. Sen abininkini baba. İyi madem. Model kızlarımızı meseret ayarladı. Hepsinin ölçüleri alındı. Artık iş Hamiyet ablanın çıkaracağı kostümlere kaldı. İnşallah. Meseret,
Bu garılığa kızlar son dakikada gelmiyoruz demesin ha bak. Yok kocamız, yok babamız. Adam yemek bekler, çocuk emzik ister demeyecekler inşallah. Bu ciddi bir iş kız. Bak bantı alacağız. Televizyonda çıkacaklar. Aman yok demezler kız. Duyunca bir göbek atmadıkları kaldı. Hepsi dünden hevesli. Hamiyet abla elbise dikiyor dedim. İyice cacık gibi oldular. Sen bakma kızların hepsi artistike heveslisi. Rukiye abla ben diyorum ki hepsinden imzalı bir söz alalım. Garanti manasında. Sen oldun Ayşen. Ne oldum? Tam bir iş kadını oldun. Kafan tıkır tıkır çalışıyor. Durun şu akışa karar verelim önce. Salonda olana kadar müzik yayınlarız. Nasıl müzik olacak? Orası Soner'e emanet. Hazırlayacak bir şeyler. Bir de sunucu lazım. Abim olmaz mı? Yakışıklı biri olmalı. Yaksın ortalığı cayır cayır. Sesi de iç gıcıklayıcı olsun, hafif yanık, derin derin. Böyle tüylerimiz diken diken etsin. E tamam işte abim. Kız ben diyorum George Clooney, sen diyorsun Abdurrahman Celebi. Neyse bunu sonraya bırakalım. Modeller üstlerinde kostüm, ellerinde kibel eşyesi podyuma çıkınca... Kız podyum mu dedin? Hep podyuma çıkıp şöyle bir salınmak istemişimdir. Böyle catwalk yürüyüşüyle uca kadar gelip saçlarını savurarak... ...ha? Yapacağım sonra da walkback böyle geri. Nece konuştun sen? Walk walk hiçbir şey anlamadım ben. İngilizce galiba bunlar Barya abla. Mesela kız. Ha? Sen baya baya konuşuyorsun ha. Yes of course herhalde değil mi? Hiç. Her çıkan kişi kendi giydiği kimliğe göre bir söz söyleyecek. Mani gibi mi yani? Öyle düşünmemiştim aslında ama neden olmasın daha akılda kalıcı olur. Kim yazacak peki? Bir metin yazarı tutacak halimiz yok herhalde Ayşen'cim. Biz yazacağız tabii. Efendim Suat? Ha, senin George Clooney'i arıyor. Ayla ne yapıyoruz biz? Seni bilmem ama ben harıl harıl çalışıyorum. Saçmalıyoruz. Ne? Konuşalım lütfen. Ben anlamıyorum. Anladım sandım ama anlamıyorum. Niye anlamıyorsun? Neyse tamam sabah konuşuruz. Hayır şimdi. İşim var. Amcam gelmeden bitirmem lazım. İşte bu yüzden hemen şimdi konuşmamız lazım. Ben buna dayanamıyorum. Neredesin sen? Konağın karşı sokağında. Peki. Bakayım. Bak bunları not aldım Rukiye abla. Senin neyin var? Düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum Ayla. Boşa koyuyorum dolmuyor. Doluya koyuyorum almıyor. Ayla biz neden evlenmiyoruz? Eylül için diyeceksin. Tamam. Ama yine de evlenebiliriz. Sabah gidip bir gün almaya bakar. Ertesi günde nikah memurunun karşısına geçtik mi tamam. Başka bir şeye ihtiyacımız yok ki. Eylül'e söylemeyiz gerekirse. Ama amcandan köşe bucağı kaçmak zorunda kalmayız. Ben çok sıkıldım bundan. Sıkıldın? Evet sıkıldım. Olur. Aynen dediğin gibi yapalım. Olur mu? Evet. Ertesi gün imzayı basarız. Olur biter. Sen amcamın karşısına mağrur bir edayla çıkıp bu kadın artık benim nikahımda dersin. Aa bu arada benim yanıma bile yaklaşamazsın. Çünkü bu konuda ne düşündüğümü biliyorsun. Ama bu önemli değil. Önemli olan amcam. Hem o hem de onun gibi düşünenler için vazifeni yerine getirmiş olursun. Ne de olsa mahalle baskısı çok ağır. Üstünden kalktığımı kuş gibi hafiflersin. Sonra da gönül rahatlığıyla yatağına yatar yalnız başına uyursun. Ben öyle demek istemedim. Sıkıldım dedin. Benim için yapmak zorunda olduklarından sıkılmışsın. Ne çabuk pes ettin Suat. Ben köşe kapmacı oynamaktan sıkıldım dedim. Ne demek şimdi bu? Benim sevgimi sınamaya mı kalkıyorsun? Pes ettin lafları falan. Sınıyorum evet. Ne olmuş? Sen de sına. Bizi bir yarışa soktun yani ha? Hangimiz daha dayanıklıyız? Ayla. Ben bu yarışta yokum. Şu kızla biz de it gibi çalışıyoruz burada.
Gece gece ağzından hayırlı bir şey çıkmayacağı belli Rıza. Git yat. Sabah konuşuruz. Kaçmıyoruz bir yere. Ayla da burada. Konuşmamıza gerek kalmadı amca. Suat konusu kapandı artık. Hadi çok işimiz var. Daha ne kadar susacaksın? Kelimeler boğazımda düğümleniyor Soner. Aileyi karşımda gördüğüm her an sıtmaya tutulmuş gibi oluyorum. Ağzımı açarsam içimden tiz bir çığlık çıkacak sanki. Kızgınım ya biraz da. Haklı haksız ama kızgınım işte. Onu ne kadar çok sevdiğimi, onsuz olamayacağımı söyleyemeyeceğim. Onun duyduğu sadece ve sadece bir çığlık olacak. Ve bir daha da beni işitmek istemeyecek. Madem konuşamayacaksın, başka yollar dene. Ne gibi? Düzinelerce gül mü göndereyim? Balkonun altında serenat mı yapayım? Hepsinin nasıl sonuçlanacağını az buçuk tahmin edebiliyorsundur. Evet. Çiçekler aynen iade edilecektir ve arkasından ağır bir fırça inecektir. Hem bu kadar masraf edildiği hem de klişelere başvurulduğu için. Balkon kısmına hele hiç garanti veremem. Sadece çığlık atabilirim dediğin şarkıyı nasıl söyleyebilirsin kim bilir. Çok büyük bir ihtimalle başına kızgın yağ yersin. Yuh. Bir kova su de bari. Ayla'dan değil, babamdan. Kızdan önce davranıp yağ fıçısını kafandan aşağı boca edecektir. Çalıştır saksıyı oğlum. Derdini anlatmanın bin bir türlü yolu var. İlk ikisini eledik. Başka? Yemek de varmış. Oh, yaşasın. Anne biz yalnız mıyız? Yalnız olur muyuz hiç? Babaannen var, Hamiyet yengen, Hafize ablan, Rukiye yengen var, İlker abin, Soner abin var, Samet var, Asya var. Rıza amcayı da sayabiliriz. Bu evde yalnızız ama. Dur gidelim. Kız Ayşen. Ne biçim organizasyon bu? Catering neyin yok mu burada? Türkçe konuş bizden be Saret. Ay catering dedim anam bir şey demedim. Catering. Küfür mü ettin nereden bileceğiz? Ay diyorum ki insan bir çay kahve. Bir kurabiye koy şuraya. Gece sabaha kadar haldır haldır çalıştık. Bütün gün ayaktayız. Dilimiz bir karış dışarıda. Ay yok mu boğazımızdan geçecek bir şey Ayşen Hanım? Senin boğazına göre uygun bir şey bulamadık Meseret. Gagnem. Aa dünkü börekleri getirecektik Hafize bak unuttuk. Anam onlar kendileri bırakmışlardır. Böreklikten çıkmışlardır. Kimseye ayrı yoktu onların. Isıtırdık ne olacak? Ay bir durun. Ay konsantrasyonuma müdahale ediyorsunuz. Bak bunun kemerini bulamıyorum kızlar. Aman. Bunun da bir taşı kopmuş. Hafize bir yardım edin ne olur. Ben bunları dokuyorum ya. Tencere tava herkeste bir hava. Sizi ciddiyete davet ediyorum hanımla. İyi iş çıkarın. Boşuna bant harca atmayın bana. Vallahi yayınlamam televizyonda. Çok umurumda senin bandın. Asıl benim kostümlerim eksik olursa topunuzu yakarım. Hadi çabuk bulun şu kemeri bana. Çabuk hadi. Hanımlar sakin olalım. Biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız. Ben de öyle. Hepinize güveniyorum. Her şey çok güzel olacak. Sonra? Şimdi önce şu kostüm işini halledelim. Hay ağzını öpeyim be Ayla. Ay böyle damdan çardağa atlamayalım öyle değil mi? Önce elbiseler. Ayla abla. Modeller eksik. 4 kişi gelmiyor. Ne diyorsun? Aradım evlerinden. Gelmiyoruz dediler. Meseret. Gelmiyorum ne demekmiş?
Sözleri yerine gelmezse karşılarına dağ gibi meseret çıkar. Saçlarımdan tuttuğum gibi ben şimdi bunu... Dur, ay, ne yapıyorsun? Buna vaktimiz yok. İş hayatının meşakkatı işte Hamiyet Hanım. Sen kendini damda sanırken bir bakarsın çağdaktasın. Hatta bir bakarsın bir ayağın çağdaktayken öbürsü damda kalmış. Ama gerçek bir profesyonel kriz yönetmeyi bilir. Her şey hazırlıklı olur. Rukiye Hanım, nasıl yöneteceğiniz krizi bakalım? Benim bir kameramana bakmam lazım. Önce kanala karşı sorumluyum. Kaç bakalım. Ay içim çekildi benim. Oldu olacak, kırıldınacak. Sen bir kapanış konuşması yaparsın artık Ayla. Açılmadan kapandık bitti dersin. Ay kendinize gelin ya, ne oluyorsunuz? Bitmedi ki. Bitmedi mi? Şöyle geneli alacak, tamam mı? Tamam abla. İçeride bir aksilik yoktur inşallah. Ne aksilik olacak? Uzay mekiği kaldırıyor değiller ya Oktay be. Alt tarafı giyinip kuşanıyorlar. Her Allah'ın günü yaptıkları şey. Bu kadarını da beceremeyecekler mi? Oho, siz çok hafif alıyorsunuz bu işi. Tanıtım organizasyonu bu. Marketing için çok önemli. Salonda gazeteciler, televizyoncular var. İyi bir tanıtım her zaman satışın yolunu açar. Malın iyiyse satar kardeşim. Ben bunu bilir bunu söylerim. Yok kötüyse tanıtımın kralını yapsam vız gelir. Rıza Bey, parlak bir ambalaj, etkili bir tanıtımla insanları zehir içmeye bile ikna edebilirsiniz Rıza Bey. Neyse, benim de hazırlanmam lazım. Buyurun, buyurun. Lokmalar şirketten. Bunlar ne böyle yampiri yumpiri? Mühim olan iç güzelliği babacığım, dışının güzelliği değil. Lokmayı aldığın an ağzına dağılıyor. Bir ye, ikinci yiyemeyeceğin yanında yatacak. Hop değmesin nefis lokma. İzmir lokması burada. Defile lokmaları bunlar. Ruh ikiziniz olan lokma burada. Bundan buna bakarsın. Ondan sonra da bu tarafa. Tamam. Yenge. Heh. Yengecim. Ne haber? İyi, ne olsun. Bir Allah'a can borcum var o kadar. Ben üstüme düşen her bir şeyi yaptım. Yapma ya. Yoksa Ayla durmuş aktı mı? Ha sen onu diyorsun. Yok ya, merak etme. Derdi başından aşkın onun. Gözü bir şey görmez. İyi. Kız Tuna, boynun ağrımı sapına döndü kız senin. Çok zayıfladın. Aşık mısın sen yoksa? Aman yenge ya. Bir dalda duramıyorsun ha. Hemen başka konuya. Hız çağında yaşıyoruz akıllım. Megabaytlarla, gigabaytlarla yarışıyoruz. Durup iki saat izin alamam senden. Aman Soner'cim, izninden ben şimdi başka bir konuya geçiyorum. Dikkat et diyemem. Soru cevap soru cevap. Çabuk çabuk. Nasıl gidiyor? Valla çekiyorum. Gittim süpermarkete. Aramayın. Sormayın. Benim adım Afife. Geçirem. Sormayın. Gözlüğümü takayım. Heh, şimdi tam bilge kadın oldun. Kız bana bak, ben dur bak. Benim adım Afife. Gel misin? Güzel bir yer. Al Çıkar yavrum, çıkar. Kolaysa sen çıkar. Ay görüyor musun? Gittim süpermarket. Benim adım Afife. Dur bakayım, sen ver bakayım. Tamam, söyle bakayım sen. Kulisin sağ tarafı erkeklerin soyunma odası. Her şey orada. Hazırlan. İşe yarayacak mı dersin? Şimdiye kadar seyrettiğim bütün filmlerde yaradı. Burada neden yaramaz? İçerisinde bir göz o kadar renkli. Ha, başlıyor. Ha. Tamam. Bayanlar, baylar. Yakından çek. Kibele tanıtımı için hazırlanan organizasyona hoş geldiniz. Tamam abla, yakındayım. Pantolon olmadı gömlek, George Clooney olmadı Oktay'ı verelim sayın seyirciler. Kibele'nin özelliklerini gözlerinizin önünde... alışık olmadığınız bir biçimde sergileyeceğiz. Çünkü kibele sadece bir zeytinyağı değil. Kibele bir hayat görüşü, bir yaşam biçimi. Evet değerli konuklar, kibeleyi size en iyi kim sunabilir? Elbette kadınlar. Kibelenin ilk özelliği bilge bir ruh taşıması. İşte bilge kibele. Bravo babaanne. Aramayın, sormayın. Gözle değil, kalple bakın. O size gösterecek hakikisini. Diyecek ki, bu zeytinyağı bizimkisi.
Köylü Kibele. Benim adım Hafize. Yer misin zeytinimi güzel diye diye. Al bu zeytini götür Recep emmiye. Yapsın sana zeytinyağı, otur afiyetle ye. Kentli kadın. Aşağı, aşağı, çek, çek. Ben kentli bir kadınım. Gittim süpermarkete, gezdim tüm reyonları, ulaşınca Kibele'ye dedim süper, buldum zeytinyağımı. İşte işinin erbabı bir kadın. İdealist Kibele. Tamam. Heyecanlı mısın? Değilim. Ay ben heyecandan ölmek üzereyim. İyi ki seni çıkarmamışız. İyi ki. Ya neyse Kibele de. Hakiki bir zeytinyağına en yakışan özellik nedir? Saf olması değil midir? Püripak olması. Lafın kısası doğal Kibele. Bravo Eylül. Harikasın Eylülcüğüm. Bravo. Bravo Eylül. Eylülcüğüm bravo. Gördün bahçemi? Ektiğim zeytin fidelerimi. Gelecek hasat mevsimi, zeytinler benim değil artık. Kibele'nin zeytinleri. Bravo! Bravo Eylül! Bravo Eylül, bravo! Sakın heyecanlanma Meseret. Çıkmadan önce derin bir nefes al. İyi, dediğini unutma. Aynını sen de yapacaksın çünkü. Hadi hazırlan. Niye, ne oluyor? Ha, sana da bir kostüm hazırladık kızım. Aa, olmaz saçmalamayın hadi, vallahi. Hadi, aa, olur bal gibi de olur. Olmaz. Olur. Olur olur. Anne çok güzel olacaksın. Ha, sen de mi Eylül? Tam benlik bir tarihi canlandırma. Sen de mi Brutus? Aa. Zeytin ağacı için ölmez ağacı derler. Anam benim sıram geldi. Allah'ım sen yüzümü kara çıkarma. Yardım et. Senden korkmam anamdan korktuğum kadar. Bu televizyonda bir hatamı görürse dünya yızında ne der bana? Hadi ben gidiyorum. Güle güle. Hadi bakayım hazırlan. Ya saçmalama. Hadi yavrum. En iyisi bu antik çağların kokusunu, ruhunu antik Kibele getirsin bize. Allah'ım yarabbim. Bravo Meseret. Bravo. Helal sana. Sokrates'in ahlakı var. Epikuros'un hazzı. Fokai'nin pazarında Kibele'den gırık testi. Yurttaşlar seçin şimdi. Alır mısınız yerine ahlakı ya da hazzı? Varken bu kırık testi de zeytinyağının hası. Bravo! Bravo! Akış! Bravo mesela! Bir daha! Bir daha! Bir daha! Bir daha! Demiştim çok güzel olacaksın diye. Bu da Kibele bereketi için kızım ha. Maşallah ne de güzel oldu bak. Ya. Ay neler yapmışsınız. Ama yine de çıkamam. Aa, neden kızım? Aba sen de be ama çok oldu. Evet değerli konuklar. Kibele'nin sizler için hazırlamış olduğu programın sonuna geldik. Bir Kibele daha var. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra. Ne?
Bu kibelelerin en inatçısı, en güçlüsü ve en etkilisi. Mesaret, ne yapıyorsun sen öyle ya? Ne oluyor? Siz bari bir şey söyleyin Oktay Bey, beni dinlemiyorlar. Siz benimle arkaya gelin Oktay Bey. Ne? Aa, durun bakayım, sisler içinde kalmışsınız. Ay bir dinlenin siz. Biz sizi bir dinlendirelim. Tabii. Size çay kahve bir şeyler ikram edelim. Çay var, kahve var demek isterdik ama maalesef ki... İndir o kaşları Ayla. Aa, hadi bakayım, herkes seni bekliyor. Besmele ile sağ ayağını at, çık. Kıpırdayamıyorum ki babaanne, bak bak ayağım gitmiyor. Belki ben yardımcı olabilirim. Çok mu kötü görünüyorum? Biraz aceleye geldi aslında. Kolları kısa mı oldu acaba? Yok, iyi. Çok iyi görünüyorsun. Sen de öyle. Sana eşlik etmeme izin verecek misin? Ay durun, boşama. Ayla. Seyircileri bekletmek pahasına sana bir şey söylemek istiyorum. Hazır sesim çıkabiliyorken. Senden başka hiçbir şey umurumda değil Ayla. Seni zorlamaya da niyetim yoktu aslında ama... biraz sabırsız davrandım işte. Affet beni. Bundan böyle de seni zorlamaya kalkanlar da karşılarında ilk beni bulacaklar. Evet, ben de çok acele ettim. Peşin hükümlü davranıp ikimizi de saçma bir yarışa sokmamalıydım. Anlaştık o zaman. Merak ettim, seni defileye kim dahil etti? Ben defilenin değil, senin kostümünün bir parçasıyım. Defileye dahil olan sadece sensin. Bravo Ayla! Bravo Suat!